Kılıçdaroğlu'nun en son e, yıl sonu gazetecilerle yaptığı toplantıda söylediği şey var. Yani ben artık şöyle mi anlayacağım bunu? Dilimizde tüy bitti. İmamoğlu yavaş görevinin başında çalışıyor. Artık bana böyle bir soru sormayın diyor Kılıçdaroğlu. Bu iki ismin adaylığı tamamen gündem dışı diyebilir miyiz? Yani bu, bu buna mı işaret ediyor? E bunu üç senedir anlatıyorum da dilimde benim de tüy bitti. <laughs> Diyorum ki anketlerde çıkan muhalif seçmenin tercih ettiği için iki kişi için bir kere olsun Kemal Kılıçdaroğlu ya bir kere olsun bir kere desin ki ya bu iki adaydan biri de olabilir bakarız konuş hayır. Üç buçuk senedir inatla, ısrarla ve kesinlikle definitely, definitive mu? Başka bir dilde de sayın. Kesinlikle diyor ikisi de olmaz. Bunun ne anlamı vardır? İkinci hangi de abi? Fransızca mı? Definitivement Fransızca. Şimdi şunu demek istiyorum. Yani Kemal Bey bir kere olsun nezaketen ya denir ki. Fransızcayı sizin gibi telaffuz edebilsem valla. <laughs> <laughs> Niye? Ben, ben de güzel söylüyor? Onu sizin gibi derken ikinizi evet. kastediyorum zaten. Yani sonuçta bir kere bile. Eğer muhalif seçmen onları istiyorsa bakarız konuşuruz desin değil mi? Yok öyle bir şey. Bu neyi gösterir? Bak se 3 senedir anlatıyorum. <laughs> Sebebi olmalı. Efendim İstanbul kaymedip ya bırak <laughs> böyle masalları bırak. Sebebi şu olabilir. Olamaz. Kemal Kılıçdaroğlu değil. kendisine ya, güveniyordur. Senedir. Kazanacağını düşünüyordur. Ha? Kendisine ha? güveniyor. Kazanacağını düşünüyor. Aday olmak Güzel istiyor. Güzel de ikisi 10 fazla çıktı 3 yıl boyunca. <laughs> Şey, yaklaştı artık. E tamam biraz Helmet yaklaştı Bey. evet. Buna rağmen ısrar ediyorsa ben bizi dinleyen selvi bir şey muhalef diyor. Muhalefet seçmen için şunu söylüyorum. Sss. Bak bir lider bunu ısrarla söylüyorsa bunun tek anlamı vardır. Muhalefetin seçim kazanması e, iktidara yani ye, seçim, olur bunlar öyle. hedefler değil. Abdülkadir yeter ki ben olayım. Biz baş edemiyoruz Hakan Bayrakçı ile sen evet. devreye girebilir misin? <laughs> Ahmet Bey Espri yapıyorum Kemal ya. Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu şu ana kadar Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'a hiçbir zaman kapı açmadı onların isimlerini söylemedi Ayda Kılıçdaroğlu Bayrakçı gibi. ama doğru yani bu ya yani. Kemal Bey ya ortak altılı masanın ortak adayı ya da olmazsa çoklu adaya gidilirse Cumhuriyet Halk Partisinin adayı olacak ama şu kesin ki altılı masaya Kemal Kılıçdaroğlu ismi dışında Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka bir isim götürülmeyecek. Meral Parti, Hanım ne yapacak? Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında o doğru. yaşanan gerilimin nedeni de o. Meral yani Hanım Kemal ne yapacak? Kemal Bey kendisinin aday olduğu yerde, efendim? Meral Hanım ne yapacak? Masayı CHP Kılıçdaroğlu. masaya Kılıçdaroğlu getirdi. Meral Hanım ne diyecek? Evet, bu işte tam 100 puanlık uzmanlık sorusu. <laughs> ee, Kemal Beyle görüşmelerinden sonra Meral Hanım'ın İyi Parti'de artık Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz diye bir açıklama yapmayın dediğini biliyoruz. Ama aynı zamanda da Kemal Kılıçdaroğlu ile gidilecek seçimin kazanılamayacağını düşünüyor. Bu üç, üç çoklu adaya e, yani ilk seç ilk tura ortak adayla girmek değil de her parti kendi adayını çıkarsın ihtimaline daha çok kapı açıyor. İkisi ee, Meral bir araya Hanım geldi. Bence şu anda Abdülkadir yani Meral Hanım'la evet. Kemal Bey Kılıçdaroğlu Akşener bir görebilir miyiz onları da yan yana? Ee, yani Akşener İstanbul'u konuştuk dedi. Kılıçdaroğlu aramızda kırgınlık yok dedi. Böyle bir hani bir toparlama yemeği gibi bir yemek oldu bu. Biraz bir Ger, gerginlik vardı aralarında. Yani böyle bariz bir gerginlikten bahsetemeyiz ama bir işte bu Saraçhane'ydi şuydu buydu falan derken sağdan sağdan edilen laflar dolayısıyla bir gerilim varmış gibi bir hava vardı. O havanın üzerine böyle bir yemeği düzenlediler. Sonuçta da hani böyle detaylı bir açıklama yapmadılar ama hani bu bir tabiri caizse tırnak içinde söyleyelim bir barış yemeği gibi yansıdı. Fakat bunu Bazıları da ya altılı masa ikili masaya dönüştü falan diye yorumlayanlar da oldu. Yani bir kere bir hanfendinin olması altılı masanın ikinci büyük partisi olarak sesi olarak bu çok güzel bir görüntü. Keşke altılı masanın üçü kadınlardan oluşsaydı. Onu düşünüyorum bu bu fotoğrafa bakarken. Ama bu bir e, medeniyet gö göstergesidir. E, Türkiye'yi bekleyen sorunlar arasında mesela İkili masaya mı dönüştü? E, İstanbul yok, yok. bence hiç alakası yok da mesela İstanbul sözleşmesini düşünürken bu masa bana umut veriyor. Hayır. Bu iki isim e, o e, yani biri İmamoğlu'nu destekliyor gibi bir görüntü veriyordu. Diğeri kendisinin aday olmasını istiyor filan. Bu toplantıdan sonra bu ihtilaflar bitmiş midir? Yok, bence medenice diyaloğa ve tartışmaya devam ediyorlar. Beyin fırtınası o nihai e, hani karar verilene kadar karar, devam eder. Karar almadan çıkmayın dediğimiz toplantıya kadar sürecek. Hakan Bey, Şu işaretten anlarız onu. Şimdi bu yemekten sonra Meral Hanım'da bir sessizlik var. Evet evet, evet, bayağı biz bayağı biz. Evet. Abdülkadir çok enteresan bir şey söyledi. Onu bir daha söylesin bence. Meral Hanım bu yemekten sonra iyi Partililere ne demişti? Tam o, o böyle arada kaynadı. Evet, evet. iki şey var Ahmet Bey. Bir yemekten sonra Meral Hanım partiye de gelmemiş. Bir toplantı da yapmamış. Yani bazen bu yemekten çıkınca iki liderle kurmayların toplayıp bir değerlendirme yapıyorlar. Bir, partiye gelmemiş oradan İstanbul'a geçmiş. İkincisi de e, Kemal Kılıçdaroğlu'yla seçime gidersek kazanamayız şeklinde değerlendirmeler yapmayın diye talimat vermiş. Hı. Bu enteresan. enteresan. Yani, Doğru. Evet. Fakat şimdi ben bunu söyleyince hani bazıları birileri bıktık falan diyorlar ama bir realiteyi söyleyeyim size. Meral Hanım Efendi'nin ısrarla ya da bugüne kadar olan süreçte yahu daha yüksek oy alacak biri olsun demesinin rap sebebi belli ki açıkça biliniyor ve görülüyor ki bakın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ana muhalefet partisi lideri olarak bakın CHP lideri olarak da demiyorum. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin lideri olarak iktidardan rakibinden dokuz seçimdir iki misli çift misli fark yiyen dünyadaki tek lider. Ama bak Temel Bey ne diyor İmamoğlu Niye, ya da tamam. Yavaş, Temel Karamollaoğlu. Bak. Tamam. Temel İmamoğlu ya da Yavaş mutlaka kazana kazanır demek cahilce bir iddiadır. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer ikisini de. Kılıçdaroğlu şu anda Erdoğan'ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Bu laf da muhtemel. Olabilir bakarız anketle ilgili söylemiyor muhtemelen ya da duyumla ilgili söylüyor. Şimdi Üç puan üzerinde Temel görünüyor Bey, hanım, ankete hanım, göre söylüyor. Öyle derler. tahmin ediyordur. Olabilir. Kendi tahminidir. Puan tahmini illa ankete bakarak yapılmaz. Benim dediğim şu. Ben rakam söylüyorum. Somut sonuç söylüyorum. Yani bir evirip çevirmiyorum lafı. Bir yerlere aktarmıyorum. Diyorum ki son 75 yılın 130 demokrasi ülkesindeki tüm seçimleri inceleyin. 9 seçim üst üste rakibinden çift misli fark yemiş ikinci bir lider bulamazsınız. Yok, na mevcut. Her seçimde aynı film anlatılır. Tabii. Bu seçim işte. şu sebepten o. Bu seçim daha iyi falan. Bu... Şimdi eğer bu tabloyu Son belediye seçiminde en fikir olmadığını Efendim, biliyorsunuz. Efendim tamam ben 9 seçim diyorum. 9 evet. seçim evet. dünya rekoru ortada. Dünya mağlubiyet rekorudur. 130 ülkeyi. O yüzden Ankara İstanbul'u kazandı tamam. değil mi? Ya fark etmez ya. Ben size dokuz seçim diyorum Bedri Bey. Tamam. İstanbul, o seçimde bile 52'ye 29'dur oyları. Yok. AK Parti, evet öyle. B b büyük şehirlerin en Türkiye önemli... Türkiye ortalaması kaybeti, diyorum. O çaresizlik yüzünden bu İmamoğlu davaları açılıyor. Ya son siyeler seçim mübarek olsun tamam. size. Tamam. Dokuz seçim diyorum, 9 seçim. Tamam. Dokuz seçimdir adam çift misli fark yemiş. Hı -hı. İki misli. Yok, dünyada eşit 10. Diyor. seçimde kazanmış. Neyi kazanmış ya? Belediyeleri. Allah Allah İstanbul Ankara'yı kazanmak seçimleri kazanmak kazandı? O dediğiniz seçimde bile AK Parti'nin kazanmış 52 Yok daha önce çok anlattık bu teorinin havada kaldığını. İstediğinizi düşünün ya 9 seçim çift Yok. fark yemiş eşi benzeri olmayan bir mağlubiyet rekorunun sahibi dünya çapında. Ankara İstanbul'u kaybetmiş olmanın acısıyla seçimlere tekrar İstanbul'u bu sefer yargı eliyle geri almak için yapılıyor bütün bu dava senaryoları. Efendim son yerel seçim mübarek olsun. Tamam mübarek olsun. 9 seçim rakibinden çift misli fark yemiş son 70 yıldaki dünyadaki tek muhalefet lideri. Bunu diğer muhalifler yani Kemal Bey'e çok yakın olan ya da Kemal Bey'den belediye başkanlığı ya da milletvekilliği uman 700-800 kişi hariç Geri kalan on binlerce CHP'li bu söylediğim gerçeği görüyorlar. Doğru görüyorlar. ben de görüyorum. Görüyorlar. Doğru. Bu... Bunu diğer muhalefet de görüyor. <laughs> ya bu... Dolayısıyla bu konuda bitiriyorum pardon. Bu konuda ısrarla daha fazla oyalacak biri. Buna seçilecek kişi de diyebilirsiniz. Senden daha fazla oy biri de diyebilir. Diye israr ediyorlar. Bu Kemal Bey düşmanlığından <gülüyor> kaynaklanmıyor. <gülüyor> Her neyse. Masanın durumu bu. <laughs> Şu konuşmayı ben yapsaydım 10 kez beni kesmiştiniz Masum Bey. Araya bile evet. girmediniz yani. yani <laughs> e, 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 tekrar görüyorsun değil mi? Sen konuyu var, değiştirmek istiyorum. Yani. Konuyu <laughs> değiştireyim çünkü olay kim daha çok bağıracak eksenine geldi. Hiç girmiyorum topa.